Forgive Me Father isimli oyundayım. Gürkan oyunu ayarlamış mı? Sanırım Games and Demos'ta bu oyunun kendisi yok diye biliyorum. Varmış! Vay anasını be! Forgive Me Father. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu bir aksiyon shooter oyunu. Normal zorluk derecesinde başlayalım. Çizimleri falan oldukça fantastik ama bilmiyorum, bak farklı bir tarz almışlar. Farklı bir tarzı konu almışlar. Bakınız, sol altta bir jumper'ım var. Ve böyle bir çizgi filmimsi mi diyeyim, çizgi romanımsı mı diyeyim. Hani alışmak ve insanların böyle bir hoşuna gidip gitmeme durumu şey olabilir. Herkese hitap etmeyebilir. Ama şöyle söyleyeyim size kıymetli arkadaşlar, bunu bir ilk izlenim videosu olarak kabul edin. Yaklaşık olarak bir işte sevmezseniz bile yarım saat 40 dakika kalır, diğer oyunlara geçeriz, merak etmeyin, baştan söyleyeyim de. Şimdi sanırım girebileceğim farklı farklı hikayeler ve çalan bir kapı var, yani kapı sürekli vuruluyor gördüğünüz gibi, knock knock. Ve birçok hikaye var burada, hikayelerin neler olduğunu inanın bilmiyorum. Girip canavar temizleyeceğiz diye düşünüyorum, böyle Doom Eternal kafasında olabilir. Bu oyunla Doom'u kıyasladım ya. Ooo! Babu? Ha, bu işin tutorial kısmıydı. Anladım. Peki. Gayet tatmin edici. Bak, ben bu oyunlarda en çok vuruş hissiyatından endişe ederim. Ama vuruş hissiyatı okey babuş. Mouse sensitive'im birazcık şey. Bana acık bir garip hissettiriyor. Onun dışında tamamız ve benim acık baş ağrım var kankalar. Biraz ses kısacağım. Anacım. Affınıza sığınarak acıcık ses kısacağım. Acıcık. Heh. Oo, şöyle yapalım. Misal. Bu babuları buraya çekip. Bu. Bu. Okey. Reload yok anladığım kadarıyla. Çok kendine has bir atmosferi var ya. Umarım başı ağrıtmaz. Mermimi aldım. Biz daha sanırım ana menünün içerisindeyiz ha. Hikayelerden birine dahil olduğumuzu pek zannetmiyorum. Daha ana menünün içerisindeyiz. Henüz hikaye kısımlarına girmedik. Attığımız headshot, attığımız headshot ha. Bir tane anahtar buldum ama anahtarın ne işe yaradığını bilmiyorum. Can kitini kullanmadık. Cana ihtiyacımız yok. Bu bulduğumuz anahtar farklı bir yerimi açıyor. Bölümlerden ekstra bir kazanç mı elde ediyoruz? Veyahut şey mi? Easter egg kıvamında bir şey mi? İnanın bilmiyorum. Her yerde farklı farklı hikayeler var. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Başlangıç noktasına dönemedik. Başlangıç noktasına dönelim diyecektim. Aa! Çok güzel. Merhaba. Oturaklı. Yani çok sağlam oturaklı. Be careful dedi. Sanırım İngilizce dikkatli ol demek. Oluruz anam. Anam babam, bize ateş eden düşmanlar yoksa ben bunların icabına bakabilirim. Çünkü elimizdeki karakter çok estetik. Hani bu çizgi filmimsi yapıya nazaran çok estetik. Koşusu, hızı çok çok iyi. Gerçekten çok çok iyi. Ve şey, yani vuruş hissi vuruyorsun abi. Arkanı izle çocuk mu diyor? Ya da arkanı kollamayı unutma çocuk da diyor olabilir. Neden söylediğini anladınız mı? Save noktasından önce böyle tatlış bir sürpriz yapmak istemişler. Hop. Shotgun mermisini biraz hızlı tüketmiş olabilirim. Pekala. E quick save. E'ye basılı tutarsan save menü. Teşekkürler. Quick save alsam bana yeter ve şu kapıdan devam edeceğiz anladığım kadarıyla. 3 anahtar topladık. Kırmızı, mavi ve sarı galiba. Selamlar. Senin günaydın. Teşekkür ederim yayınlar dileğin için. Hoş geldin.
Oh güzel güzel güzel. Shotgun mermisine ihtiyacım vardı zaten, gayet güzel. Daha bak hikaye modlarına giremedik bile. Burası menü kısmı. En çok merak ettiğim şey şu. Bir. Oh no. Oh 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 oh. Easy way out. Bekle. Öyle olmaz. Şu. Nasıl oldu? Bir tur daha attıralım etrafımızda. Kitle imha. Okey to. Okey toke. Ammo için teşekkürler. Resmen kitle imha. Kolay çıkış yolu mu diyor acaba? Bir saniye. Bak burada bir renk atlıyor, görüyor musun? Buranın ilerisinde, hemen buranın ilerisinde bir renk atlıyor babo. Şuradan geçince bir boyut atlıyor gibisin, böyle bir kafa şey yapıyorsun. Efe'cim hoş geldin, merhabalar. Sorry Yiğit hoş geldin, merhaba. Yani belliydi. Belliydi, belliydi. Armor aldım. Minik bir tuzak hazırlamışlar galiba orada bize, bilemiyorum. Hani hiçbir şey kolay olmaz. Kolay yolu gösterenler, kolay yolu övenler bir tuzak hazırlıyordur mesajı veriyor olabilir. Ya da amaç mesaj falan değildir, ben boş yapıyorumdur. Bu daha mantıklı geldi değil mi? Aa, Half-Life armoru. Ha burası tutorial kısmıydı. Artık hikayeye gir diyor oyun. Tamam. İyi alıştık. İyi alıştık abi. Yukarıda bir yerde de armor varmış. O zaman peki beni en baş noktaya nasıl götüreceksin? Herhalde hikaye 1 diye böyle güm diye girdiğimde götürecek beni. Northern Hunters. Kuzey avcıları. Girelim mi adam? Ha yo, hikayeyi mi anlattı acaba bu burada? Story dedi ben. Tövbe. Hoca bir quick save daha alalım da. Ha story dedi böyle çevrede toplayacağımız hikaye parçaları gibi bir şey miydi? Ben ne bileyim, ben onları girilebilir bir şey zannediyordum. Yo, olay örgüsünü anlatıyor galiba. Hı-hı. Olay örgüsünü anlatıyor. Baksana. Geçilecek başka bir kapı var. Oyunun kendi bu. Ben şey zannettim. Hani o tıklanılabilir kısımlar, story yazan kısımlar var ya. Tıklanılabilir kısımların her biri bir bölümü ifade ediyor zannettim. İşin açığı. Ama sanırım öyle bir durum söz konusu değil. Zincirleme, arada kalsak harbiden ayvayı yerdik. Bu arada bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. Aa, skill puanları var. Misal pistolü double pistol mu yapabiliyoruz? Shooting speed double at. Daha hızlı. Ama benim kaç puanım var? Available points 0. Ama 22 yazıyor sağ altta. 22 ne? Aga. Ama hanımefendi, bir saniye. Kafası dağıldı, hala vurmaya devam ediyor. Hele canım, o duvarda bir şey olmadığından belliydi yani bir şey çıkacağı. Bak o 22 yazan şey kayboldu. Yedek mermi değil. Şey değil. Ha, steklenebilir bir şey galiba. Acaba bir şey diyeceğim. Kullanılabilir bir puan kasabilmek için sürekli kafadan sıkmamız mı gerek ki? Hani skill point kasmak istiyorsan sadece kafadan vuruş yapman gerekiyor gibi.
Böyle bir durum mu söz konusu acaba? O zaman biz sikir kazanmayacağız kanka, sana bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani storylerin çoğunu okumuyorum çünkü şey, hani arka plan hikayesini yedirmişler anladığım kadarıyla. Ben ilk başta şey zannettim, böyle hani girilebilir yerler zannettim, baksana. Burası ana başlangıç noktamız. İşte neredeyiz, ne olmuş, ne bitmiş. Evet, bu tarz oyunlardaki en büyük korkum giriş yolunu bulamamak. Pennywise yazıyordu oralarda. Doğrudur. Şimdi böyle etrafı iyice bir araştıralım. Oyun genel anlamda hızlı tempoda ilerliyor. Sağa mı sola mı? Sola gittik sanki ya. Sağa gittiğimiz zaman ne oluyor? Sağa gittiğimiz zaman gidiyor. Sola dönersek normal yere döneriz. Sağa dönersek şurada loot gibi bir şey var, baksana. Gidiyor. Minimap var mı minimap? M, N. Yo, bence skill puanının onunla alakası yok bu arada chat. Bak şu mouse'umu tuttuğun noktaya dikkat edin. Adamın kenarında sarı bir bar var, görüyor musun? Yok, gideceğimiz yerler yazmıyor. Sarı bir bar var adamın kafasının orada. Bence adamın kafasının oradaki sarı bar bizim kazandığımız experience miktarı. Yani vurduklarımızdan XP geliyor. O XP'lerle biz kasılıyoruz. Sonra level alıp kullanılabilir skill puanları elde edeceğiz. Şu ağaçtan anladığım kadarıyla da bu skill puanları hakikaten çok işe yarayacak. Bu arada evet, ışıklandırma, özellikle bu map'in ışıklandırması... Bağırma, ağzına tükürürüm dayı. Özellikle bu map'in ışıklandırması feci halde can yakıyor abi. Hocam merhaba. Biraz cephane ve mermi fena olmaz. Shotgun 24'ten yukarı birikmiyor mu ya? Onu orada bırakacağımı zannediyorsan yanılıyorsun aslanım. Acık shotgunla mı takılsak? Bence shotgun zor zamanlar için. Bak misal. Bu zor bir zaman mıydı bilmiyorum ama. 2 kime harcıyor deli bok? Ha, sağ klik. Aydınlatma. Oğlum çok güzel çizmişler. Eyvah amık. Shotgun çok aşırı OP. Ama abicim. Her yerden adam çıkarırsan anlaşamayız ki. Hele dayının elindeki kırbaç mı? Kırbaç ne ya? Atmosfer tasarımı için bok rengi seçmese miydiniz acaba? Hmm, anladım. Kolu indir, kapı açılsın, geçitten geç ve ubaduba marsupilami. Secret found, ya secret öğeyi bulduk da. Yol nerede lan? Filader bu arada. Nasıl bir oyun bence bu ya? Aga dur. Arkada ben şu oyun güncellemesini yapmaya devam edeceğim. Arkada ben oyun güncellemeye devam edeceğim, dur. Tamam, yukarıda armor var dediği yere indik ama gidiş yolumuzu bulamadık. Gazali merhabalar bu arada, hoş geldin. Aleykümselam. Bak şuradaki yere tıkladık. Buradan geldik. Burada bir ton canlar yaktık. O zaman Babü. Oyunu tekrar saveledim. Yolu bulamayan adam. Bir ucuk yolumuzu bulaydık bari. Ağzına tükürdüğümün 1.7 GB indiriyordu gerizekalı oyun. Şimdi şey yaptı. Shelter'dan bahsediyorum bu arada. Feneri aldığın yere git. Feneri aldığın yer... Ha, şu karanlık mek...
Ay çok doğru diyorsun ya bak. Var ya hiç onu ben akıl edemedim. Gerçekten ironi yapmıyorum bu arada. Van tabi. Adam feneri sana niye verdi Keko? Işığı yak da git diye verdi. Allah bilir feneri nereden aldık şimdi. Hadi hatırla. Hadi buyur hatırla. Hatırladığın tek şey bak. Buradan daha da ileri gidilecek. Tamam mı? Buradan daha da ileri gidilince. Bu kapıdan değil. Ha easy way out. Ama yok burası Tuzak Gamers 2013'tü. Tuzak Gamers 2013'ün arkasından buradan indik. Ha. Evet babo bura. Çok çirkinsiniz ama. Çok çirkinsiniz ama yani. Hiç yakıştıramadım. Hele hele karanlıkta böyle adam kıstırmacalar falan hiç yakışmadı. Ama tasarımı güzel yapmışlar ya baksana. Yani merak etmeyin oraya gitmeyeceğim de. Tasarımı falan güzel yapmışlar. Bir tek oyunun renkler göz yoruyor babala. Sağ olasın Gazeli çok teşekkür ederim eksik olma. Abi içiniz rahat olsun. Benden yana hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Hiçbir konuda hem de. Çünkü ben adam gibi ya adam gibi adam mevzusu değil kendini övme mevzusu değil de şey ha ben olduğum gibi adamım ya hani neysen onu görüyorsun anladın mı? Çünkü sahtelik çok yorucu bir şey. Ha beni burada görürsün işte hani adam izleyicisine küfür ediyor aa tipe bak falan diyor abi arkanızdan iş çevirmiyorum hiçbir zaman. Ve mevzu şu anan mevzu benim ölmem. Mevzu benim ölmem. Ve mevzu şu hani hiçbir zaman arkanıza iş çevirmememe mutabıkken ben olduğum gibi davranıyorum abi. Biri bana gömçerdiğinde kuyruğuma bastığında viyaklıyor. Ama bunların gayet insansı şeyler olduğunu düşünüyorum abi. Oha. Oha ama. Evren gaz ve toz bulutundan başlataydın kanka. Böyle maazallah bir yere ulaşırız. Oyun bir yere varır, bir yola varır falan. Armor'u falan aldıydık değil mi? Vallahi adam evren gaz ve toz bulutundan başlattı. Yok yani bende hiçbir illegalite yok baba. İçiniz rahat olsun. Zaten diyorum ya ulan herkesin verileri herkesin elinde. Her şey gözüküyor ortalıkta böyle. Pam 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 pam. E peki nereden gittiydik biz? Ben buradan geçtim gibi. Her yer birbirine benziyor çünkü. Abi. Şimdi bak. Buradan ileri gittiğimde nere geliyor? Bura geliyor. Armor'a gidiş. Buradan dümdüz gittiğinde nere geliyor? Bura geliyor. Easy way out'un arkasından aşağı inip burada karanlığı geçip shotgun çek babo. Güzel. Shotgun'la burayı bir güzel temizle. Ardından suratına çalış. Şimdi burada çok büyük sıkıntılar söz konusu oluyordu. Bak burada önümüz kapanıyordu. Lan keşke bir quick save, quick save bir şey olsa ya. E yok ama. Shotgun yok. Tabii canım. Ya ben diyorum oğlum. Ben diyorum. Kuyruğuma bastıklarında viyaklıyorum. Keşke viyaklamasam. Evet galiba vur kaç. Acaba çok hızlı olup geçebilir miyim ya? Çüş ama. Abi. Öldük.
Kanka insan oynayacak bunu. Köprü dolu, şey dolu, her yer dolu abi. Abi fırsatım olmuyor abi, kaçamıyorum. Başaramadık abi. Hayır ve çok can sıkıcı. Elimde shotgun mermim yok. Bir şeyim yok. Kendimi nasıl savunacağım ben? Tamam. Burayı fenerle geçtim. Anasını satayım, göremiyorum ki hiçbir şey. Efendim, Mr. Serium Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin dostum, merhaba. Tamam bak, iki canlı olanların mantığını da anladım. Bunlar tekte oluyor. İki canlı olanların mantık ne biliyor musun? Adam ellerinde kafa tutuyor kanka adamlar. Ne yapacağız ki? Shotgun'a geçsene. Yok abi mümkün değil ya, burayı bu formda geçmene imkan yok. Nasıl yapacağız ki? Full elimde shotgun da taşısam imkanı ihtimali yok. Yani belli ki durup savaşmayacağım. Kesinlikle farklı bir taktik gerekiyor. Ama nasıl farklı bir taktik? Ya öğrendik artık. Easy veya out'un solundan dalıp, Easy'nin soldan dalıp devam da 120 can 50 armor yetmiyor. Story yapıp level kas. Balım story'ye girilmiyor ki. Yani story'den kasıt şu. Nasıl diyeyim? Böyle keşke tıklayabileceğim bir şey olsaydı. Oturuyor. Ha bak. Elimizde shotgun bulunursa belki olabilir. Yani 24 mermi bulunuyor maksimum ama yakındakileri dağıtırsak belki olabilir. Hikayeyi anlatıyor. Burası tutorial değil. Burası ana oyun. Buradan dışarı çıkmak gerekiyor. Yani tutorial da ana oyunun içerisinde geçmen gereken bir tutorial. O story sadece hikayeyi anlatıyor. Yani oynanabilir bir yer gibi düşünme orayı. Hikayeyi anlatıyor işte. Böyleyken böyle oldu. Şu yıldı, bu yıldı. İşte oyunun bu evreninde şunlar yaşandı. Gibi gibi. Anladın? Onlar hani tıklanabilir, oynanabilir şeyler değil. Şimdi bismillah geldik buraya. Bok yedik. Gene köşeye geçtik. Abicim! Renk gitti, renk renk! Ne olur save! Aha! Geçtik. Bir yerde bir oda atlatmışız. Bir odadan 20 adamı şey yapamamışız. Bütün hikayeleri 9'da 9 açıp okumuşuz. 15 dakika 51 saniye sürmüş. Geç geç diğer levele geç. Bir de level aldık zaten. Diğer bölüme geç. Of! Güzelmiş, güzelmiş. Güzelmiş abi. Göztepe'li hoş geldin. Merhabalar. Güzelmiş. Zorlandım. Göt bir titredi. Titreme geldi bir. Şimdi agalar level geldi de ben level'e ne vereceğim bilmiyorum yani. Ne yapayım böyle shotgun'ın bir götünü başını mı arttırayım? Daha mı şey yapayım böyle mor balıt? Bence mor balıt yani. Mermi. Daha fazla mermi. Ya da bıçakla böyle bir bıç bıç atan gaming mi? Niye gitmek mantıklı olur bilmiyorum ki. Öldürdüğümüz düşman başına daha çok experience kazanma daha iyi olmaz mı babo? Düşün bak, ilk leveli alana kadar canımız çıktı. Save yok babuş, bitti. O bölümü tekrar oynamayacağız artık. Hep buradan başlayacak. Bıçakta hasar yeriz. Garanti hasar yeriz bıçakta. Bu ne abi? Your pocket can feel quickly. Hızlı mermi şey yapmamı sağlıyor, reloadlamamı mı sağlıyor acaba? Ne diyorsunuz? Ben XP upgrade'inden yana taraftarım ya. Keşke can arttıran bir şey olsa da bunlara ilerletmiyor. XP arttıran upgrade'i aldım valla. Bir parça hızlı X kasarsak
daha rahat ederiz diye düşündüm. Bak burası da ayrı bir mekan artık, yeni bir mekan. Aynı bölgenin devamı mahiyetinde. Hani burada ne aradığımızı falan inanın bilmiyorum. Misal bak şu story dediği girip level kasılabilir bir hikaye değil. Başkan Benjamin Mahoney. Vallahi üzgünüm arkadaşlar, bu tarz oyunlarda öyle hikayeyi çok okumuyorum ama. Hadi canım. Bunlar büyücü mü? Belki bana bir hani şey gibi geldi. Normal insan NPC gibi geldi abi. Aa, hiç hoş değil. Ben artık la. Bak şu kafasında el taşıyan, elinde kafa taşıyan. Artık varillere de güvenmiyoruz. Artık varil varil bum bumlar da bize düşman. Yok artık canım. Agarar. Agarar. Kırmızı yeşil renk körü bir adam olarak söyleyebilirim ki. Canım yanıyor. Canım yanıyor. Bu nasıl bir renk paleti? Arkadaşlar oyunun lore'unu inanın ben de bilmiyorum. Yani araştırıp bana iletirseniz, daha doğrusu ya oyunun lore'u şöyleyken şöyleymiş, olayı buymuş derseniz ben de bizim chat'e iletirim. Ama dediğim gibi onun dışında ben de bilmiyorum yani. Karşına yaratık çıkıyor, mermin var, sıkıyorsun. Bu sığlıkta ilerliyorum şu anda. Birader bu adamlar ne oluyor hani? Şu büyücülerin iki bedeni var, orayla oraya yer mi değiştiriyor acaba? Hoş geldin Barış, merhaba. İngilizce kötü, Doom gibi oynuyoruz işte, aynen öyle. Birader bu adamlar ne? Bu adamlar kim? Işık bir de gözümüzü kör etti, hiçbir bok da anlamıyoruz ki. Bir hastalıktan bahsediyor hani, ne hastalığı diye. Plague hastalık demek, hatta salgın hastalık demek doğru olur mu bilmiyorum. Bak şu büyücülerin abi sanırım. Eyvah. Şu arkadaki büyücülerin iki canı var galiba. İki canı vardan kastım şu. Gövdelerinde bir dikiş var, fark ettiniz mi? Herhalde bir kısmı damage yiyince diğer kısma geçiyor. Canım shotgun'la yakına girince daha çok vuracağını ben de biliyorum da. Yakına girmemize izin veriyor mu Seto? Adamlar haşet ediyor bizi, farkında mısın bilmiyorum ama. Yiyoruz da ya. Ölülerini de gösteremiyorum ki. Ama bak görüyor musun? Bedenleri ayrık. Kafadan yiyince ölüyor da. Bedenler şey. Bu ne abicim? Miniganlı ahtapot bilim insanı mı? Save. Kardeş. Zahmet buyurdun. Yani yol boyu dayak yedik ama zahmet buyurdun gerçekten. Tuzak ki. Tuzak ki. Şimdi bak bana kızacaksın. Diyeceksin ki o tek varildi ulan. Yani neden tek kurtuluş yolunu patlattın az önce? En büyük damage verebileceğin şeyi patlattın. O yaratık değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bu
Bunlar gövdeden yediğinde hasarı geri yansıtıyor bu arada. Göt korkuma. Kaçıyorlar bu arada. Zıplayıp ayrılıyorlar abi. Bunlar zıplayıp ayrılıyorlar. Gövdelerine damage geldiğinde tek çare kafalarına vurmak bunların. Bunlara revolver'la dalınacak. Evet, ben bir şey bilmiyormuşum. Abicim, bak ben o kadar refleksleri müthiş bir insan değilim. Bum. Bana bulaşmayın lan. Tamam, bu bir. Abicim full mage geliyor, adamlar da bizi patlatıyor. Bende o kadar şey yok ki. Bende o kadar güç kuvvet yok ki. Oyun, sen ne yaptın ya? Yok, harbiden sınırları zorluyor. Yani benim sınırımı zorluyor en azından. Çünkü ben öyle refleksi müthiş bir adam değilim. Şöyle dibine girdiğinde sıkıntı kalmıyor da. Ve bak, dürüst olayım. Ben yeteneksiz oyuncuyum abi. Böyle vur geç olsa daha çok hoşuma giderdi. Hadi. Ama bir aşama daha gelmesi çok çirkin değil mi? Çüş! Çüş! Abi! Şu garı renkleri bozuyor galiba. Renkleri geri verin lan! Bir daha mı? Tamam aga, bizim bura şey noktamız. Bu kısım bizim oyunu bıraktığımız yer. Şu an bu oyunu bıraktığımız yer abi. Çünkü ben bunun ötesini daha fazla zorlayamam. Ya da zorlarım. Tövbe. Dayı. Umarım adamlar tekrar spawn olmaz. Hayda, geçmişe dönüp şeyi de alamıyorum, save de alamıyorum. Abi, ölmemem lazım. Save çok zor. Tekrar buraya kadar geçemeyebilirim. Abi lütfen yapma ya. Oh, bölüm bitiyormuş. Bölüm bitiyormuş. Günaydın Faris Kaya, günaydın. Hadi bakalım, madem devam ki. Acık kendimizi zorlayabildiğimiz kadar zorlayalım. Çok farklı bir tarzı var, fark ettiniz mi? Bölüm bitti, mermi ve can veriyor. Gelecek bölüme canını fullemeden başlıyor ama. Haç verdi. Kullanılabilir skill mi ulan bu? Ne? Haç mı çıkaracağım bazı yaratıklara? Eyvah bak. Sürekli yeni mekanik öğretiyor. Bu hani beyinsizce adam vurup gittiğimiz bir oyun değil, anladın mı? Full böyle yeni mekanik öğretiyor. Tarzı güzel, güzel. Tarzı güzel de. Bak, hep pistol kullanıyoruz abi. Peki şunu alsam upgrade olarak. Daha seri. Ama damage'i düştü galiba. Kardeşim, zaten sığır gibi oynuyordum. Benim bu yaptığım upgrade sonum oldu büyük ihtimalle. Bilader! Beddua'ya öldük galiba ya. Restart level desem, verdiğim experience'ı geri alır mı acaba? Çünkü silahın damage'ini düşürdük galiba ya. Evet, tamam. XP'yi geri aldı. Bacısızlar sizi deyip böyle bir...
Alayına hırrıme kurrume. Hırrık Gaming. Gelme. Yaklaşma. Ne oluyor lan? Yaklaşma. Aziz peder. Bu oyunun böyle oynanmadığına neredeyse eminim lan. Neredeyse. Dayı ışık. Adamlar. Işık koymayı unutmuş. Kardeşim. Minik bir sıkıntı var. Minik bir sıkıntı. Sadece minik, çok minik. Adamları göremiyorum. Ha, çok da dert edilecek bir şey değil tabi de. Renk körü modunuz var mıdır? Bak hele bak 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 lavuğa bak, şeyde buldu renk körü modu diyor vuramayınca. Yani öyle düşünmeyin de DLSS. Bu renk körü modu değil değil mi? Sanırım değil. Sanırım yok. Ben göremiyorum. Bahane claim'i atıldı. Tamam, oyunu salacağımız zaman bahane claim'i atıldı. Şuraya yanaşanın babasının ağzına sıçacağım hadi. Tövbe estağfurullah. Lan arkadan bir yerden dalmayın lan. Çıkar hele kafayı. Bizim oğlan. Bekle lan, bekle lan ha. Ha söyle. Ha şimdi konuş, şatkana konuş. Konuş konuş, dinliyorum, buyur konuş. Sen de şatkana konuş. Çok konuşma ama. Güzel. Efendim Golden Fly Emre uzun aradan sonra yeniden döndüm aranıza demiş. 5. ayını kutlamış. Emre teşekkür ederim, sağ olasın. Kanka ışık ver ama acık. Acık ışık ver. Görmüyorum ki. Al sana medik. Bölümün ışıklandırmasını beğenmedim ya. Yani uzman bir elektrolog olarak değil de baba, genel anlamda anladın mı? Hani ışıklandırma şey böyle, bazı yerler aşırı parlak, bazı yerlerde bicacık gözükmüyor. Ya da ben göremiyorum. Hoşuma kaçmadı. Baksana misal üzerime doğru bir silüet koşturuyor yani. Ne olduğu belli değil. New weapon. Vay babanın lan kemiğine. Aha save. Esah mı diyorsun lan? Beni çok mutlu ettin. Ben gelip gidip save alacağım şimdi.
Revolver'la aynı mermiyi yiyor olamaz değil mi? Kafası olduğuna dair yemin edebilirim biliyorsunuz değil mi? Ya kafasına sıktığıma yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Yeter. Elimize sağlık. Genel olarak keyifli, güzel bir oyundu ya.